Herkese merhabalar. İlginç bilgilerden bugün kafası olmayan bir piliç ne kadar yaşayabilir? Yani tavuk. 2 yıl yaşamış arkadaşlar. 10 Aralık 1945'te Colorado'nun Fruita şehrinde semiz bir horoz yavrusunun kafası kesildi ve bu horoz yavrusu yaşamaya devam etti. Bu horozun kafasını kesen balta inanılmaz bir şekilde horozun şah damarını ıskaladı ve beyin sapının yaşamasına, hatta büyümesine yetecek kadarlık kısmını boynunda bıraktı. Mike olarak tanınan bu horoz, ulusal bir şöhret olarak ülkeyi dolaştı. Time ve Life dergilerine çıktı. Sahibi Lloyd Olsen, Amerika'nın tamamında düzenlediği etkinliklerde kafası olmayan inanılmaz horoz Mike'ı göstermek için 25 sent ücret aldı. Mike, kart bir pilicin kafasını alarak eksiksiz bir biçimde boy gösterebilecek durumdaydı. Aslında Mike'ın kafasını Olsen'in kedisi yemişti. Mike şöhretinin doruğunda ayda 4.500 dolar kazanıyor ve kendisine 10.000 dolar değer biçiliyordu. Onun başarısı tavukların kafasını kesen bir dizi taklitçiyi beraberine getirdi. Ama bu taklitçilerin talihsiz kurbanlarından hiçbiri 1-2 günden fazla yaşamadı. Mike'ın yemeği ve suyu bir göz damlalığıyla veriliyordu. Kafasını kaybetmesinin ardından geçen 2 yıllık süre zarfında yaklaşık 2,7 kilo aldı. Ve mutlu bir biçimde boynuyla yiyecekleri gagalayarak ve tüylerini düzelterek vaktini geçirdi. Mike'ı çok iyi tanıyan biri şu yorumu yaptı. O, kafası olmadığının farkında olmayan büyük şişman bir tavuktu. Felaket Arizona'nın Phoenix şehrindeki bir otel odasında geceleyin meydana geldi. Mike'ın nefesi tıkandı ve Olsen'in korktuğu başına geldi. Göz damlalığını önceki günkü gösteride bırakmıştı. Solunum yollarını açamayınca Mike nefesi kesilerek hayatını kaybetti. Mike Colorado'da hala bir idoldür ve Fruita 1999'dan bu yana her Mayıs ayında onun ölümünü kafasız horoz Mike günüyle anmaktadır. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.